İnanılmaz şaşırtıcı hareketler yapıyor Petkim. Şimdi genel anlamıyla söyleyeyim. Bu denli bir şirketin bu kadar ucuz olmaması lazım. Başta bunu söyleyeyim. Yani belki piyasanın bankalarla birlikte en ucuz, en göz ardı edilen kağıtlarından biri. İnanılmaz bir yükseliş hareketi 12,5'lardan da 21'lere doğru gelen ikinci bir yükseliş hareketi yapmıştı. 21'lerdeyken biz 25 mi olur, 30 mu olur diye düşünüyorduk. Ondan oraları böyle oyalanırken bir anda kağıt kendini onlara doğru geri çekilme hareketi içerisinde buldu. Petkim'in bence ana hatlarıyla ucuz olduğu ortada ve bence bu bir tepki hareketi boyutunda. Fakat tekniği o kadar iyi ki şu anki yaptığı hareketle birlikte de özellikle 16.90'ın üzerinde yapacağı birkaç günlük kapanıştan sonra tekrar önce 19 sonra 21'lere doğru bir atak gelebilir. Hele bir de Petkim gelebilecek bir haber akışı, kapa bildirilebilecek bir ekstra haber. İşte biraz ümit verebilecek bir hani bilanço tarafında çok ümitli olmadığım için bunu söylüyorum. Hani biraz haber akışında destek verebilirse bu hikaye başka boyutlara gidebilir. İnanılmaz ucuz kaldı çünkü kağıt. Hani böyle ilk aklımıza gelen kağıtlardan biriyken şu an konuşmuyoruz bile. Bugün soru gelmesine çok sevindim. Gerçekten sürpriz atı olabilecek kağıtlardan biri de Petkim. Çok göz ardı ettik. Artık yavaş yavaş teknik ve reaksiyon da geliyor. Bu reaksiyonun bir miktar daha tepki boyutunda hani 19 önce sonra 21'lere kadar gelme potansiyeli var. Bunun devamı için bir miktar haber akışı, bir miktar dedikoduya bile ihtiyacımız var. Ya yeter ki Petkim konuşalım artık biraz daha.